Sağ üstteki linkten ulaşabileceğiniz videoda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 6. sınıftan 12. sınıfa kadar sınavlarla ilgili konu soru dağılım tablosunu ve örnek soruları yayınladığını detaylı olarak incelemiştik. İlgili videodan izleyebilirsiniz. Ortaokulda veya lisede okuyan bir öğrenci gireceği sınavla ilgili detaylı bilgileri bu video aracılığıyla öğrenebilir. Ayrıca açıklamadaki linklerden konu soru dağılım tablolarına ve örnek sorulara ulaşabilir. Bu videoda ise bakanlığın yayınladığı 12. sınıf matematik 1. sınav sorularını inceleyeceğiz ve çözeceğiz. Tabii ki soruların çözümünü izlemeden önce siz çözmeyi denemelisiniz. Örnek soru kitapçığının başında konu soru dağılım tablosunu da görüyoruz. Eğer il veya ilçe genelinde ortak sınav yapılırsa 20 soruluk bir sınav görüyoruz. Aşağıda açıklaması var. Eğer klasik sınav yapılırsa da 4 tane senaryo oluşturmuş bakanlık. Bunların 2 tanesinde 5 soru var, 2 tanesinde 6 soru var. Hangi konulardan kaç soru çıkacağı, hangi kazanımdan kaç soru çıkacağı detaylı olarak gösteriliyor. Mesela üstel fonksiyonun açıklanmasından eğer il veya ilçe genelinde ortak sınav yapılırsa 3 soru, birinci senaryoda 1 soru veya logaritma fonksiyonun özellikleriyle ilgili yine il veya ilçe genelinde ortak sınav yapılırsa 4 soru, tüm senaryolarda birer soru var. Buradan konu sorun dağılımlarını siz senaryo senaryo inceleyebilirsiniz. Bakanlık sınavların nasıl uygulanacağı ile ilgili detaylı bilgi de vermiş. Burada önemli bir yer var. Soruların açık uçlu olmasını istiyor. Yani klasik sınavlar yapılmasını istiyor ve çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru yanlış gibi diğer soru türlerinin de kesinlikle kullanılmamasını istiyor. Örnek senaryo 1, yani bakanlığın oluşturmuş olduğu senaryolardan, 4 senaryodan birincisi. Soru sayısı bakın 4 artı 1, 5 tane. Klasik sınavlarda 5 veya 6 soru sorulmasını tavsiye ediyor ve buna uyulmasını istiyor bakanlık. Bunlardan 4 tanesi basit bilişsel süreç, bir tanesi karmaşık bilişsel süreç. Yani biraz daha diğer sorulara göre zor. 1, 3, 4 ve 5'i basit. İkinci soruyu ise karmaşık bilişsel sürece göre hazırlamış. Aslında sorulara geçince bir sınav kağıdı gibi hazırlandığını görüyoruz. Güzel bir sınav kağıdı olarak hazırlamış bakanlık. Şimdi biraz soruya yaklaşalım. Sorunun hangi kazanımla ilgili olduğunu da üstte belirtmiş. Üstel fonksiyon tabii ki üslü ifade. Bir üslü ifade gibi bu soruyu çözebiliriz. 5 üzeri m 1 bölü 3 olarak verilmiş. 5 üzeri 2 eksi m'i buna göre hesaplayacağız. 5 üzeri 2 eksi m'i ben üslü sayı özelliği gereği 5 üzeri 2. Şu eksi m'i aşağıya alıyorum 5'in üssü olarak. Artı m oluyor. 5 üzeri m olarak yazabilirim. 5 üzeri m'in zaten 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz. O halde ifade 5'in karesi 25 bölü 1 bölü 3. 1 bölü 3 yukarıya ters dönüp çarpı 3 olarak geliyor. 25 çarpı 3. O halde ifade 75. Geldik ikinci soruya. Biraz daha zor olan soru bu. Karmaşık bilişsel süreç denilen soru. Logaritma fonksiyonu verilmiş. Bunun ters fonksiyonu isteniyor. Ters fonksiyon ya daha doğrusu fonksiyon konusu 10. sınıfta detaylı olarak anlatılmıştı. Tabii ki öğretmeniniz okulda logaritmanın tersini bulurken veya üstel fonksiyonun tersini bulurken gerekli hatırlatmalarda bulunmuştur. Şimdi ters fonksiyon bulurken önce ne yapıyorduk? Şu fx'e y diyoruz. Y ile x'in yerini değiştiriyoruz. Şimdi benim amacım y'yi bulmak. Y'yi bulduğumda ters fonksiyonu da bulmuş oluyorum. Tabi bunun pratik ezber yöntemleri de var. Ben şu an mantığıyla çözüyorum. Logaritma 3 tabanından kurtulmam lazım. Bunun için iki tarafı 3'ün kuvveti olarak yazarsam iki tarafı aynı işlemi uygulayabilirim. O zaman bakın 3'ün üstel fonksiyonuyla logaritma 3 tabanı birbirini götüreceği için birbirinin tersi olduğundan ne kalacak? Burada y artı 2 kalacak. Y artı 2 eşittir. Burası da 3 üzeri x oldu. 2'yi de karşıya eksi 2 olarak atarsam y yalnız kalmış oluyor. Y eşittir 3 üzeri x eksi 2. İşte benim ters fonksiyonum bu. F üzeri eksi 1 x. Peki pratik olarak nasıl yapabiliriz diye sorarsanız sonra da ikinci yol diyelim. Aslında ikinci yol değil, yapılan şey aynı ama birazcık ezberlemiş oluyoruz. Şuradan alıyorum.
Logaritmayı üstele çevirmek için bakın şu tabanı karşı tarafta 6 alıyorsunuz. Yani 3 buraya 3 üzeri x olarak geliyor. Aslında mantık yine üstteki gibi. O zaman ne oluyor? Direkt sol taraf 3 üzeri x oluyor. Sağ tarafta y artı 2 kalıyor. Hatta şu yukarıda bir tane alıştırmasını yapalım. Logaritma 2 tabanında x eşittir 4 olsun. Burada x'i bulmak için logaritmadan kurtulmam gerek. Kurtulmak için de şu tabanı yine 4'ün altına üstlü sayı tabanı yapıyorum. Ve ne oluyor? Logaritma gidiyor. Solda x kaldı. Sağ tarafta 2 üzeri 4, 16 oldu. Bir örnek daha yapıyorum. Logaritma x tabanında 9 eşittir 2 ise yine burada bakın x'i ben buraya alırsam logaritmadan kurtulmuş oluyorum. Sol tarafta 9 kalıyor. Sağ tarafta x kare elde ediyorum. Neyin karesi 9'dur? Tabii ki x buradan 3 veya x 3 de olabilir. Ama eksi 3 logaritmanın tanımı gereği taban olamaz, negatif olamaz. Dolayısıyla bunu atıyoruz. O halde x eşittir 3. Soru çözümüne geri döndük. Bu ifadeyi aynen üstteki gibi elde ettik. Şimdi yapacağımız 2'yi karşıya atmak. Yine y eşittir. Aynı sonucu buluyoruz. 3 üzeri x eksi 2. Aradığımız ters fonksiyon. Geldik 3. soruya. 3. soruda kullanacağımız özellikleri önce bir yazalım. Logaritma a tabanında a 1'dir. Aslında logaritma ile üstel fonksiyonun birbirinin tersi olmasından kaynaklanıyor. A'yı ben a üzeri 1 gibi düşünebilirim. Bakın bunlar birbirini götürüyordu ve geriye 1 kalacak. Yani a tabanında a 1 olacak. Logaritma a üzeri n tabanında b üzeri m. Üstleri başa alıyoruz. Üst tarafta olan yani logaritma ile aynı hizada olan logaritması alınan değerin üssü üst tarafa. Taban üssü ise alt tarafa geliyor. Ve içeride logaritma a tabanında b kalıyor. Şimdi bu özellikleri kenara alarak sorumuza geçelim. Logaritma 4 tabanında 5 artı logaritma 3 tabanında 27. 27 yerine ben 3 üzeri 3 yazabilirim. Logaritma 3 tabanında ve üstel fonksiyon 3 üzeri 3. Logaritmayla üstel fonksiyonun birbirinin tersi. Tabi tabanlar eşit olacak. Üstel fonksiyonun tabanında 3, logaritmanın tabanında 3. Hatta şu özellikle kullandık. Önceki sorularda kullandık. Bunlar birbirini götürüyor ve ne kalıyor? 3 kalıyor. 5, 3 daha parantezin içi 8 oldu. O halde elimizde şu kaldı. Logaritma 4 tabanında 8. 4 ile 8'in ortak noktası ikisinin de 2'nin kuvveti olması. 4 yerine 2 üzeri 2, 8 yerine 2 üzeri 3 yazabilirim. Dolayısıyla ifade logaritma 2'nin karesi tabanında 2 üzeri 3. 3'ü başa alıyorum. Bakın şu özellik gereği 3'ü başa aldım ama üst tarafa. Bölü taban üssü olan 2'yi de başa aldım ama alt tarafa. İçeride ise üstler gittiği için logaritma 2 tabanında 2 oldu. Tabanla iç aynıysa a a 1'e eşit. Dolayısıyla burası 1. O halde sonuç 3 bölü 2 çarpı 1 yani 3 bölü 2. Dizimizin kuralı verilmiş. Kaçıncı terimin 49 bölü 17 olduğu soruluyor. Dizimizin terimlerini kuralı verir. Yani n yerine 1 koysak a1'i, 2 koysak a2'yi buluruz. Terimleri bu kuraldan elde ediyoruz. Dolayısıyla biz terimin 49 bölü 17 olmasını istiyorsak ne yapacağız? Kuralı 3n artı 1 bölü n artı 1'i 49 bölü 17'ye eşitleyeceğiz. Eşitleyelim. Karşımıza bir denklem çıktı. Matematiğin temeli. İçler dışlar yapıyoruz. 17 ile 3n'i çarptım. 51n. Artı 17 ile 1'i çarptım. 17. 49 ile n'i çarptım. 49n. 49 ile 1'i çarptım. 49. 51n'den 49n'i atıyorum. Sol tarafta 2n kaldı. 49'dan da atıyorum. Sağ tarafta 32 kaldı. 2n 32 eşit ise n eşittir 16. En zaten bana bakın şuradaki sırayı veriyor. Yani kaçıncı terim 49 bölü 17'ymiş? 16. terim. Aritmetik dizi eşit miktarda artan elemanlara sahip dizidir. İşte bu artışı biz D olarak gösteriyoruz. Buna ortak fark diyoruz. Mesela A7 yani 7. elemanımız. Biz A8 elde etmek istiyorsak A7'ye bir tane D ekliyoruz ve A8 elde ediyoruz. Mesela A9 elde etmek istesek A7'ye iki tane D eklememiz gerekir.
bakın A9. Yani bir eleman ve diğer eleman arasındaki sıra farkı 9'dan 7'yi çıkardığımda 2. Küçük olana 2 tane ortak farktan eklediğimizde büyük olan sıradaki daha ilerideki elemanı bulmuş oluyoruz. Buradan aslında çok kullanışlı bir formül çıkarıyoruz. Mesela AK diyelim, buna da AP diyelim. P'den K'ya olan sıra ne olacak? K-P olacak. K-P tane benim D eklemem lazım. Şimdi sorumuza dönelim. İlk terimimiz 5, yani A1 5. Ortak farkımız yani D 4. Bizden 15. terim A 15 isteniyor. Büyük sıradaki terimi sola yazıyorum. A 15 eşittir. Elimde A1 var. A1. Bakın 15'e kadar 1'den 15-1 14 adım gerekiyor. Yani 14 tane D eklemem lazım. 14 tane artış yapmam lazım. O zaman A15'i elde edebilirim. A1'i biliyorum 5 artı 14 çarpı artışta biliyorum ortak fark yani 4. 14 ile 4'ü çarptığımızda 56, 56 5 daha A15 61.